इस इश्क में मर जावा। Dip, 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 aç gözlerini Dip. Dip, Dip, kendine gel Dip, ne olur. Bağırma, enerjini neden boşa harcıyorsun? Şu an seni duyamaz, istesen de sesin ona ulaşamaz. Ama bu aşkınıza şapka çıkarılır. Gerçek aşk budur işte. Birbiriniz için hayatlarınızdan vazgeçmeye hazırsınız. Bu büyük aşkınızı görünce sana bir şans daha vermek istedim. Şuna bak, görüyor musun? Bu adam birazdan dipi vuracak. Hadi silahını ona doğrult. Hayır, 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 dur lütfen. Tamam, yapma. Dipe bir şey yapma lütfen. Ne dersen yapacağım, ne olur yapma ona bir şey. Neden nasıl bir kadınla uğraştığını sürekli unutuyorsun? Ben Roma Rayçan'dım. Dipi kurtarmak istiyor musun? Evet. O zaman hemen şimdi kızımı çözüp bana getireceksin. İşte beni duydun, hemen onu çöz. Ah, merhaba kızım. Hey, Tara'nın benzeri. Gerçek Tara'yı bana getir. Bulunduğu yer burası. Hayır. Prithvi. Hayır. Hayır, 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 hayır. Prithvi. Ama bu imkansız. Yo, hayır olamaz. Prithvi. Hayır, 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 hayır. Hayır Prithvi. İnanamıyorum. Tanrım. Arohi. Prithvi'yi öldürmenin hesabını vereceksin. Ne sanıyorsun kendini? Prithvi'yi öldürmekle kurtulacağını mı? Hayır. İntikam ateşimi daha da körükledin. Cesedin ayaklarımın altında olmadıkça olduğum hiçbir nefeste huzur içinde olmayacağım. Seni mutlaka öldüreceğim Arohi. Çok yanlış zamanda öldün. Çok yakışıklı olmuşsun. Geliyorum. Geliyorum Arohi! Tade! Tade! Dur! Efendim, ama siz evet, burada... Bırak şimdi beni. Memur Tavde şu anda orada baygın durumda. Ona yardım et. Gidelim. Galiba suçlunun nerede olduğunu biliyorum. Bu kaosu kimin çıkardığını da biliyorum. Gidelim. Firat? Nerede? Tara? Arohi nerede? İkisini de getirecektin. Ne oldu? Firat? Ne oldu? Anne, ben konumu takip edip oraya gittim ama Tara ve Arohi yoktu. Ve anne... Evet evet, biliyorum, Arohi aradı. Benimle pazarlık yaptı. Ama Deep elimizde olduğu sürece bize ve Tara'ya zarar veremez. Neyse, Tara'yı bize getirmek zorunda. Söylemek istediğim bir şey var anne. Yani göstermek istediğim. Yoksa Tara'ya bir şey mi yapmış? Rat,
Benimle gel. Virat, ne oldu? Eğer Tara'ya bir şey olduysa Dip'i hemen öldürürüm. Söylesene, ne oldu? Virat. Virat mi? Virat. Hayır anne. Ağlamamalısın. Sadece şunu düşün. Arohi'den Prithvi'nin intikamını nasıl alacağız? O şeytan kadın Prithvi'yi öldürmenin bedelini ödeyecek Virat. Ne olursa olsun. Siz gidin. Yapmanız gerekenleri size bildireceğim. Arohi benim bir kolumu kesti. Beni sakat ve yarım bıraktı. Bana sadece şunu söyle. Arohi Tara'yı ne zaman getirecek? Video görüşmesinde Arohi Tara'nın ağzındaki bandajı çıkardı. Ne zaman geleceğini bilmiyorum ama tek isteğim Tara'nın Arohi'yi hemen öldürmüş olması. Artık elimden kurtulamazsın Arohi. Öldüreceğim seni. Her şey senin yüzünden oldu Arohi. Şimdi senin canını alacağım. Bir taş alıp o taşla vücudunun her yerini kana bulayıp acı içinde canını alacağım. Taşı her vurduğumda vücudumda ölümcül izler bırakacak. Ölümün gerçekten çok acı olacak Arohi. Bak, deyip senden ayrıldı, bırak beni. Aşkına ihanet etti. Geri dönüşü yok artık. Dinle beni. Onun aşkının değerini bilemedin. Ayrıca o seni değil, beni tercih etti. Sana yalvarırım, ona bir şey yapma, ne olur. Hayır! Hayır! Aldatanları sevmem. Bugüne kadar aldatanları hiç sevmedim. O aşkıma ihanet etti. Hem de senin için. Bunun cezasını çekmesi gerekiyor. Cezası ölüm. Geliyorum deyip cezanı vermeye geliyorum. Benim anne Tara. Arohi'yi öldürüp oraya geleceğim. Merak etme, olur mu? Deyip günahlarının cezasını çekecek. Kimse Deyip'e elini sürmesin sakın. Çünkü yaptıklarının cezasını ona kendi ellerimle vereceğim. Tara, beni dinle. Oraya geliyorum. Nihayet Tara döndü. Canım kızım. Ah, hadi hemen anlat. Arohi'yi nasıl öldürdün? O zavallıyı nasıl öldürdün? Hadi anlatsana, yoksa hala yaşıyor mu? Burası neresi? Burada nefes bile alınmıyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Merak etme, Tara ölmek üzere. Tara? Ne Tarası? Evet, çünkü ben Arohi'yim. Deyip'i almaya geldim. Kimse Deyip'e elini sürmeyecek. Çünkü yaptıklarının cezasını ona kendi ellerimle vereceğim. Tara, beni dinle. Oraya geliyorum.
aşkım. Arayı sen galiba... Kardeşini kurtarmak için çok uğraştın. Eğer yaşamasını istiyorsan silahını indir. Çünkü onu öyle bir yerde tutuyorum ki hiç oksijen yok. Evet, bir oksijen tüpü var ama onu ulaşamayacağı bir yere koydum. Gidip ona bizzat vermem gerekir ama buraya çok uzak. Deep'i alınca size yerini söyleyeceğim. Hangisi önemli? Deep'in ölmesi mi, Tara'nın yaşaması mı? Evet, hayır. Oksijen maskesi. Hadi aç gözlerini diyeyim. Bak kim burada? Sözümü tuttum ben. Bak kimin dudakları alnına dokundu, bunu hatırlarsın canım. Aç gözlerini lütfen. Aşkın seni buradan almaya geldi. İleride ne olur bilmiyorum ama yapabileceğim her şeyi yaptım. Bildiğim tek şey ise... Sana hiçbir şey olmayacağı, evet yaşayacaksın. Yine görüşür müyüz bilmiyorum. Ama şimdi gitmelisin diyeyim. Ve eğer ben olmazsam... Beni daima hatırla. Benim gibi aşkı için ölen insanları hatırla ne olur. Deep'i çöz. Beni dışarıda bekleyen bir taksi var. Deep'i taşımama yardım et. O gidecek. Bundan sonrası sizinle benim aramda. Arohi, bir şeyi anlayamıyorum doğrusu. Bunu niye yapıyorsun? Deep'i bırakıp onun yerine bize kendini veriyorsun. Bunun anlamını biliyorsun değil mi? Umarım yaşama şansının olmadığının farkındasındır. Deep'le tekrar görüşebilecek misin? Zamanını boşa harcama. Her geçen dakika Tara'nın nefesi tükeniyor. Dediğimi yapsan iyi olur. Artık savaşımızın sonu geldi. Biri kazanacak, diğeri kaybedecek. Kaybetmekten korkmuyorum. Çünkü aşkı ölen insanlar aşklarıyla sonsuza kadar yaşar. Hadi Deep'i çözün. Çözün onu. Deep. Çavani, hemen karakola gidin. Oraya vardığında beni ara. Hadi. Evet, kocanı sağ salim gönderdik. Şimdi kızımı hemen bana getir. Getireceğim, merak etme. Nereye istersen getireceğim. Ama önce Çavani karakola gidip beni arasın, tamam mı? Bunu aklından bile geçirme. Yanlışlıkla bana çarpar ve bir yerimi incitirsem seni kızına nasıl götüreceğim peki? Sen... Virat'ın arabası. Onu takip et. Olamaz. Bugün ilk defa bir işte başarısız oldum.
Virat, kenara çek. O firarda senin parmağın olduğunu biliyorum. Kenara çek yoksa ateş ederim. Virat dur dedim. Dur yoksa ateş edeceğim. Kaçıyor. Onu sakın gözden kaçırma. Virat Dip'i ararsa Arohi'nin planı suya düşer. Çavani neden hala beni aramadı? Ah, hadi hemen anlat. Evet, peşindeydim. Ama yolda polisle karşılaştım. Benden şüphelenmeleri anlamsız. Dönmek zorunda kaldım. Olamaz. Çavani Deep'i polis merkezine sağ salim ulaştırmadıkça Tara'yla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim size. Arohi, ne yaparsan yap, bir daha asla Deep'i göremeyeceksin. Deep güvende ya, hiç sorun değil. Onun için hayatımı ortaya koydum. Gerçek aşıklar ölümden asla korkmaz. Evet Çavani, söyle. Abla, maalesef karakola gidemedim. Çünkü Deep kendine geldi. Sonra su içmek istedi. Su almak için bir büfeye gittim. Ama geri döndüğümde maalesef onu arabada bulamadım abla. Ne? Her yerde aradım. Ne yazık ki hiçbir yerde bulamadım. Deep'in böyle bir şey yapacağını biliyordum. Bu yüzden de onu göndermeden önce telefonla takip cihazı yerleştirdim. Nerede olduğunu öğreneceğim. Öğrendiğim zaman polisle birlikte olduğu yere gidersiniz, tamam mı? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Telefonu kapalı. Yoksa Virat biraz önce yalan mı söylüyordu? Yalan söylüyorsun Virat. Deep'in nerede olduğunu biliyorsun sen ve onu yakalatıp bir yere kapattın, biliyorum. Nerede olduğunu söyle. Artık saçmalamayı kessen iyi olur Arohi. Bence Deep'in yerini sen biliyorsun. Sadece bize numara yapıyorsun. Böylece vakit kazanıp kızımı havasızlıktan öldüreceksin, değil mi? Kes artık şunu. Deep'in nerede olduğunu biliyorsunuz. Yalan söylemeyin. Deep nerede? Yoksa Tara'yı asla göremezsiniz. Eğer Tara'ya... Alo. Ne? Harika, kutlarım. Ne oldu? Karakoldan aradılar. Tara'yı bulmaları yakınmış. Polis Tara'yı bulmadan önce onu ben bulacağım. Eğer Virat Tara'yı bulmayı başarırsa bütün planım mahvolacak. Deyip her neredeysen bunların eline düşme. Virat Tara'nın nerede olduğunu biliyor. Onu almaya gitti. Buraya kadar Arohi, artık Raychand ailesinin sana ihtiyacı yok. Bu yüzden hayatımdan defolup git. Güle güle. Arohi! Deyip... Silahını at, yoksa senin için iyi olmaz. Deep Raychand, bu ismi sana kim vermişti? Sana kimliğini kim vermişti?
Seni bugünlere ben getirdim. Beni annen olarak görürdün değil mi? Sana hayat veren bir anneyi öldüremezsin. Üstelik geçmişin söz konusu. Geçmişinin tüm sırlarını Dilip biliyor, ben değil. Eğer beni öldürürsen bütün sırların benimle birlikte ölür. Saçma sapan konuşmayı bırak. Sahte sözlerin ve ilginle beni yeterince kandırdın sen anne. Artık bitti. Bırak Arohi gitsin. Aksi takdirde tetiği çekerim. Tetik çekilecek deyip. Silahını indirmezsen tetik çekilecek. Şimdi hemen silahını indir. O çocuktan karakola gitmediğin haberini alınca karını kurtarmak için buraya geleceğini anlamıştım. Bu büyük bir hataydı. Ve maalesef şimdi ikiniz de öleceksiniz. Planlasam bu kadarı olmazdı. Neden geri döndün deyip neden? Ben ölsem bile sen bizim için yaşayacaktın. Fazla düşünme deyip. Arohi'nin senden istediği şeyi yap. Yavaşça buradan çık. Bunu Arohi istiyor. Arohi acılar içinde ölecek. Hesaplaşmamız gereken çok şey var. Bir tarafta çok sevdiğin karın var, bir tarafta da sen. Kararını ver. Onun aşkı ölmeye değer mi? Çok yakında son nefesini vereceksin. Kim o? Yoksa beni tanımadın mı? Benim Chavani. Bu delikten hava alıyorsun. Bana neler yaptın? Şimdi görürsün. Hey! Yapma! Yapma! Kaldır elini. Boğulmak üzereyim. Elini çek yoksa öldürürüm seni. Öyle mi? Hala beni tehdit mi ediyorsun? Ölecek olan sensin. Çünkü sen onlarca kişiyi öldürdün. Şimdi ölmek nasılmış görürsün. Çek elini yoksa seni de öldürürüm. Arohi'yi, seni, herkesi. Endişelenme. Bu deliği kapatmak için başka bir şey buldum. Birazdan tamamen kapanmış olacak. Sonra bakalım nasıl nefes alacaksın. Hey, seni öldüreceğim. Küçük parçalara ayıracağım. Aç şunu. Aç. Aç hadi. Artık nefes alamıyor musun? Nefes alamazsan birazdan ölürsün. Benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun Chavani. Bunu Arohi'ye sor istersen. Seni elime geçirirsem neler yapacağımı görürsün. Çok korktum. Gerçekten korktum. Hey deli. Hala beni tehdit ediyorsun. Ben de şimdi deliği açacaktım. Biraz nefes alırsın diye. Senin şu yaptığına bak. Ben gidiyorum. Hayır dur. Hava gelsin. Seni öldürmeyeceğim. Hadi aç şunu. Acımasız katil ölümden korkuyor. Çok güzel. Tam vaktinde geldin. Artık oyun bitti deyip. Bırak silahını. Ah!
Oyun bitmedi Virat, boşuna umutlanma. Artık ikimizin de silahı var Virat. Bu durumda asla kazanamazsınız. Virat asla kaybetmez. Şimdi ikinizi de öldüreceğim. Virat! Çekil! Geri çekil! Virat! Bakalım oyun kimin için bitmiş Virat? Kim ölecek? Kim hayatta kalacak? Hadi! Gidelim! Hadi yürü! Devam et! Umarım oracık da ölmez. Ona biraz oksijen vereyim. Bu kadar yeter. Yoksa bu gidişle tüpü bitireceksin. Seni hayatta tutuyorum. Birçok insana büyük kötülükler yaptın. Şimdi bunun bedelini ödüyorsun. Dur! Ha dur! Bekle! Dur! Son anınızda bile Tara'yı göremeyeceğinizi düşündükçe üzülüyorum doğrusu. Tara o delikte ölecek ve siz de burada. Dip, neden bir şeyler yapmıyorsun? İyiliklerimin karşılığı bu mu? Hangi iyilik? Deep'i düşürdüğüm bu durum mu? Ya da bize doğrulttuğun silah mı? Bu kadarı yeter. Deep'in geçmişiyle ilgili ne biliyorsan anlat, yoksa ateş edeceğim. Siz ikiniz bana bir sürü sahte hikaye anlattınız. Artık başka bir hikaye dinlemek istemiyorum. Sadece gerçek ikinizi kurtarabilir. Size şimdi bir şans veriyorum. Ona kadar sayacağım. Bana bütün gerçekleri anlatacaksın. Beşe geldikten sonra silahımı doğrultup Virat'ı göğsünden vuracağım. Hayır. Ondan sonra da seni vuracağım. Deyip? Anneciğim. Bir. İki. Üç. Dört. Durun! Baba sen, demek yürüyebiliyordun. Başka şeyler de yapabilirim. Artık bir engelliymişim gibi davranmayacağım. Roma bu bir tokat değil. Sadece gururuna yenilmiş bir kadını kurtarmaya çalışıyor. Mahvolan her şeyden sen sorumlusun. Bugüne kadar dökülen kanlardan sadece sen sorumlusun. Virat bugün senin yüzünden ölecek.
Belki de Tara da ölecek. Sen nasıl bir annesin ki Virat ve Tara'yı kurban ettin? Virat ve Tara'yı birer canavar yaptın. Yani onları da kendine benzettin. Katil, sahtekar ve açgözlüsün. Tara'yı tedavi ettirmek yerine hatalarının üzerini kapattın. Ve işte sonuç bu. Masum bir kızın hayatını mahvetmeye çalışıyorsun. Virat'a doğru yolu göstermek yerine onu bütün kirli oyunlarının piyonu yaptın. Roma Raychand, sen kendinden başka kimseyi sevmiyorsun. Senin için hepimiz bir silahız. Hep kullanacağın bir silah. Seni durdurmak isteyince beni de hiç düşünmeden öldürmek istedin. Senden kurtulmak için bunca yıldır engelli rolü yapmaya çalışıyorum. Her sahtekarlığını biliyorum Roma. Ama bir şeyi söylemedim. Çünkü çaresizdim. Yoksa beni de öldürecektin. Ama bugün bütün sınırlarını aştın. Her şeyi çıkarın için yaptın. Bu zavallı adamın Deep'in geçmişi öğrenmesine izin vermedin. Bugün geçmişiyle ilgili her şeyi ona anlatacağım. Hayır. Sen geçmişimle ilgili her şeyi biliyordun demek. Ve bana bir şey anlatmadın, öyle mi? Her zaman senin babam olduğuna inanmıştım. Bana bunu neden yaptın? Çünkü korkuyordum. Ama artık hiç korkmuyorum. Bugün seni bir yere götüreceğim. Oraya gidince geçmişini zaten kendiliğinden hatırlayacaksın. Ama senden bir ricam var. Virat'ı öldürmeyeceksin. Tara bir gün ölecek. Yaptıklarının hesabını verecek. Ya da dar ağacına gidecek. Ama Virat ne yaptıysa Roma'nın etkisiyle yaptı. Kanun onun cezasını verir. Ben Roma ve Tara gibi katil değilim. Maalesef Britvi'ye gelince onu ben öldürmedim. Bir kazaydı. İkisini de buraya kilitleyip polise haber vereceğiz. Yasalar gereğini yapacaktır. En iyisi bu. Teşekkür ederim oğlum. Oraya varmak için elimizi çabuk tutmalıyız. Roma ve Virat tutuklanmadan her şey olabilir. Roma çok kurnazdır. Kaybettiği oyunu tekrar kazanmayı bilir. Her şeyi yapabilir. Bu yüzden çabuk ol. Hiç merak etme. Oradan kaçmayı bırak, ellerini bile kımıldatamazlar. Ah. Virat. Şuraya bak. Bu mahzen sadece dışarıdan açılıyor. İçeriden açmanın bir yolu yok. Roma ve Tara'nın bütün sırları bu mahzende saklı. Geçmişini pek fazla bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla Roma bütün pis işlerinin dosyalarını burada bir dolapta saklıyor. Roma hiçbir delili yok etmez. Bulursan ona karşı kullanabiliriz. Ama içerisi çok karanlık. Onları nasıl bulacağız? Siz burada kalın. Ben içeri girip bakacağım.
kapı çok eski. Çok da ağır. Yıllardır ellerimi kullanmadım. Şimdi bunu itecek gücüm yok. Yardım et. Tek başıma onu tutamıyorum. Hadi. Burası garip ve korkutucu bir yer. Hatta o kadar tuhaf ki buradan ses içeri girer ama içeriden duyulamaz. Neden işe yaramaz onca şeyi saklar bilmiyorum. Bunlar eski gazete. Burası hiç tekin görünmüyor. Deyip hala dönmedi. Neden acaba? Nerede kaldı bu? Deyip! Deyip! Bir faydası olmaz. Sana söyledim. Deyip sesimizi duyabilir. Ama biz onun sesini duyamayız. Umarım bir an önce Deyip delilleri bulur. Eğer geçmiş hayatını hatırlamaya başlarsa daha önce olduğu gibi nöbet geçirir. Umarım kendine zarar vermez. Burada işime yarayacak bir şey yok. Belki de Roma bütün delilleri buradan çıkarmıştır. Babam bunun farkına varmamış olabilir. Ben artık dayanamıyorum. Bence içeri gidip bir bakalım deyip iyidir. Öyle değil mi? Hadi. Olmaz. Hayır Arohi. Biraz daha bekleyelim. Belki de geliyordur. Artık bekleyemeyeceğim. Deyip nasıl bilmiyorum. Bak, ben burada kalmak zorundayım. Çünkü gelirsem bu kapı kapanır o zaman. Eğer kapı kapanırsa anahtar içeride. Hepimiz içeride kilitli kalırız. Hadi sen git. Ben buradayım. Hadi sen git. Bir şey olmaz. Deyip, Deyip neredesin? Deyip, Deyip her yerde seni arıyordum. İyisin değil mi canım? Ben gayet iyiyim ama burada işimize yarayacak bir şey yok. Her şeye baktım. Bence Roma bütün delilleri başka bir yerde tutuyor. Burada boşa vakit harcıyoruz. Hayır Deyip. Çok fazla dosya var. Eminim bu dosyalarda çok fazla kanıt bulunuyordur. Bu kadar çabuk pes etme. Ben de yardım edeceğim sana. Ben hepsine baktım. Hiçbir şey yok. Hepsi işe yaramaz kağıt. Deyip! Arohi! Artık dayanamıyorum. Eğer kapı kapanırsa içeride kalırsınız. Dinle. Vaktimizi burada boşa harcamamalıyız. O delilleri bulundukları yerde aramalıyız. Evet, doğrusu bana da çok tuhaf geliyor. Gidelim. Tamam. Hey, aç kapıyı baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.